Uçup gittin buralardan, canımın canı neredesin? Uçup gittin buralardan, gözümün nuru neredesin? Gittiğin yol çok mu uzak, dönülmeyen yerde misin? Gittiğin yol çok mu uzak, dönülmeyen yerde misin? Değerli dinleyenlerim, zaman çok çabuk geçiyor. Hem de çok hızlı. Bugünkü köyümüz Yıldızlı. Evet değerli izleyenlerim, işte Ozan Baba'nın yol hikayesi bugün başlıyor. Yıldızlı köy muhtarımız bizi köyüne davet etti. Ve arabada dostlarımız var, onları size göstermiyoruz. Onları ileride çıkaracağız. Kim mi? Evet, Ozan'ımız Rahmi Sağlam. Merhabalar. Efendim, şimdi bakalım bu arkadaşlarla bir konuşalım. Ne yapıyorlar, ne diyorlar? Evet, merhaba. Sizi bir tanıyalım. Hoş geldiniz. Abdullah Özgür. Siz? Ertan Ocak. Ersel Beremiç. Evet, Yıldızlı Köyü durağı mı burası? Evet. Buradan aldığınız yolcuyu Ordu'ya mı götürüyorsunuz? Ordu'ya götürüyoruz. Burada taşımacılık yapıyoruz. Yolcu istediğimiz şeyde oluyor mu böyle kapasitede? Yeterli oluyor mu? Yeterli de olmuyor. Çünkü burada başka duraklar da var şu karşılara. Yani 3-5 kişi kaptın mı yalla? Devam ediyoruz. Yetiyor değil mi? Evet. Benzin parası çıkıyor. Benzin parası çıkıyor o kadar. Başka? Evet, sen nasılsın? Ben sağ olun, iyiyim. Araba kendinizin? Kendinizin. Senin mi araba? Ben şoför çalışıyorum. Şoför çalışıyorsun. Nasıl? Orada biliyor musun yevmiyeyi veriyorlar? Zor. Zor mu? Zor. Öğrenirin değil mi? Köyde ne var ne şunu, haberin var mı? Köyü pek bilmiyorum. Bilmiyor musun? Biz köye gidelim bakalım. Ne var ne yok köyde. Köyde çalışmalar devam ediyor. Öyle mi? Evet. Bayağı yoğun çalışmalar var köyde. Evet. Hızlı bir şekilde devam ediyor. Evet. Sen de mi Yıldızlı ya kardeşim? Selamlar. Buyurun, buyurun. Merhaba. Merhaba Ozan Baba. Merhaba. Evet, köyümüzün azası. Yukarıda tanışacağız sizinle. İnşallah, inşallah. Bekliyoruz zaten. Tamam. Hadi. Güle güle. Oldu, hoşça kalın. Teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Hadi güle. Allah aşkına dön gel de şu gönlüme bayram olsun. Allah aşkına dön gel de şu gönlüme bayram olsun. Gel yağmur ol gel, gel rüzgar ol gel. Bulutlar yoldaşın olsun, Allah'ım seni korusun. Yolun açık aydın olsun, turnalara tutun da gel. Gel yağmur ol gel, gel rüzgar ol gel. Bulutlar yoldaşın olsun, Allah'ım seni korusun. Yolun açık aydın olsun, turnalara. Oğuzhan, beni tanıyor musun sen? Kim ben? Ozan Baba. Ozan Baba mı? Bu kim, o kim arkadaşın? Adını bilmiyor mu? Bak şimdi Oğuzhan. Çağır onu buraya bakayım. Gel lan buraya. Çabuk. Bağa bak bağa. Ne haber? He? Gel bir öpeyim seni. Evet işte. Aleyküm selam. Kocaman hoş geldin. Hoş bulduk. Nasılsın, hayrola? Allah'a şükürler olsun, sağ ol. Hoş geldin. Nereye gidiyor bu yol? Bu yolun ucu Bayadı. Alem Bey Bayadı. Sağ kimoğulları diyorlar. Bana Aslı İmamoğulları da Tayroğulları derler. İmam mısın sen? Var mı imamlık? Bende yok. Yok çünkü tipi müsait değil. Ne var ne yok köyde? Vallahi hiçbir şey yok. Millete bir şey. Fındığın durumu nasıl? Fındık şu anda iyi, eğer herhangi bir kurak durumu şu bu olmazsa Allah'ın izniyle. He, eski fındığın parasını aldınız nasılsa? Bazılarının duruyor canım, çoğunun. Duruyor mu? Duruyor. Evinde fındığı var. Ödeme olamıyor. Devam ediyor değil mi? Bundan haberim yok. Kaç tane fındığı var senin? Bende yok canım, bende 300-400 kilo ancak. Başak yaparsın bu kadar. Yok ya. Anam yok, hiç yapmayacağım bir şey. Kaç çocuk var? Bende bir oğlan bir kız. Ne iş yapıyorsun sen? Ben köylerdeyim hiç. Yatıp yuvalanayım burada. Kahve var mı burada? Yok, bizim köyde kahve yok. Ama kahve aşağı gidersin sen. Yok ben kahveye gitmem. Gitmezsin değil mi? De eskiden de o. İnandım.
Kahve içim olmadı. Ne oldu, bir şey diyeyim mi? Yukarı çıkıyoruz. Canınızın sağlığı. Güle hadi, güle. Hoşça kal. Bulutlar yoldaşın olsun, Allah'ım seni korusun. Yolun açık aydın olsun, turnalara tutun da gel. Yoldaşın olsun, Allah'ım seni korusun. Yolun açık aydın olsun, turnalara tutun da gel. Selamun aleyküm. Aleyküm selam Ozan abi, hoş geldin. Hoş bulduk ya. Sayın muhterem. Hoş geldin. Vay Sebahattin Okur da burada. Evet, hoş bulduk. Köyümüz ya. Evet sevgili ağzım. Evet, Ozan'ımız rahmi sağlam. Epeydir görüşemiyoruz Ozan'ımla. Evet. Hoş geldiniz. Hoş bulduk efendim. Sadece hoş bulduk. Şey gittiğiniz zaman görüyoruz, televizyonda görüyoruz sizi. İnşallah efendim. Evet. Bundan sonra her zaman görüşürüz inşallah. Ne var ne yok? Çok şükür Ozan baba iyidir. İyisiniz, hava da güzel bugün. Havalarımız da güzel, çok şükür. Evet. İşte Mekke albayımız da köye geldi. Köyümüzü gezmeye. Sizler de sağ olun, teşekkür ederim. Albayım sizin köy bura mı? Bizim köy diyoruz ama ancak gelmezsek bizim köy diyemiyoruz. Biz şimdi artık her gün gelemezsek bile arada sırada geldiğimizde bizim köyümüz oluyor. Nüfus kağıdımızda bizim köy yazılı. Yıldızlı köyü yazılı. Şimdi albayım bana bir şey anımsattı. Uzakta bir köy var. Gitsek de gitmesek de o köy bizim köyümüzdür. Gitmesen o köy senin köyün değil ki. Değil ki tabii. Evet albayımın köyü burası işte. Biz geliyoruz bayramlarda bayram namazına geliyoruz. Evet. Ramazan bayramında sağ olsun muhtarımız bize sabahları şey yapıyor, yani çorbası içiriyor. Öğleleri de pilav üstü yemekleri yapıyor. Onları kavurma yiyoruz. Evet değerli izleyenlerim işte az önce gelirken dedim ki Yıldızlı Köyü muhtarı Sayın Ali Özgül bizi köyüne davet etti. Evet ya şu anda işte gördüğünüz gibi hemen eski okulumuzun yanındayız. Biz köy programlarımızda ne diyoruz? Dünü bugünü ve yarınları asfaltlamışlar bu yolları. Terk edilmiş okulları. Gören yok mu be muhtarım diyoruz. Evet terk edilen ilkokullardan, daha doğrusu taşımacılık sistemiyle boş kalan köylerdeki okullarımızdan bir tanesi de Yıldızlı Köyü'nde var. Ama işte burada Yıldızlı Köyü bir ilke imza atmış. Köy konağı olaraktan bunu dizayn ediyor. Evet muhtarım çalışmalar nasıl? Çalışmalarımız köylü yardımlarıyla güzel bir şekilde gidiyor. İnşallah burayı güzel bir şekilde yapmayı taahhüt ediyoruz köye. Şimdi konak haline getirip bir çay bahçesi gibi bir şey yapıp dolmuş durağımız aşağıda onu da yukarı çıkartma şartıyla burayı güzel bir alan yapmayı düşünüyoruz. Merkezi bir yer olacak. Merkezi burada. Bir yer yapmayı düşünüyoruz. Evet. Şimdi bu okulların çok köylerde milli eğitim işte müsaade etmiyor bilmem ne yapıyor biz bir şey yapamıyoruz falan bir sürü yani mazeret telkin eden muhtarlarımızla karşılaştık. Siz bu okulu böyle dizayn edebilmek için köy konağı haline getirebilmek için müracaatınızı yaptınız. Sayın Ordu Valimize müracaatımızı yaptık. O da bizi Milli Eğitim Müdürlüğü'ne gönderdi. Burayı da geçici olarak köy konağı yapabilirsiniz diye iznini aldık yaptık. Taşımalı sistem olduğu için. Evet. Taşımalı sisteme de çocuklara burada durak yerleri yaptık. Kışın şey altında kalıyorlar diye. Güzel bir çalışmalarımızı yapıyoruz. İnşallah daha fazlasını da yapacağız köye inşallah. Evet diğer köylerde. Gelirse. Diğer köylerdeki muhtarlarımıza buradan duyurulur. Hiç de zor değil. Bu terk edilen ilkokulları hayata geçirin. Köyün yararına kullanın diye benim bunu söylüyor söylüyor dilimde tüy bitti. Evet, Yıldızlı Köyü muhtarı Ali Özgül işte bu işi başarmış. Kendisini kutlarım. Evet, şu tuvalete bir bakalım şöyle ne var ne yok. Çalışma, imece usulü çalışma. İmece usulü çalışma değil mi? Köy yararına. Köy yararına. Para, pul isteme yok. Yok. İşte. Kendileri yapıyorlar, kendileri işte şeylerinden veriyorlar köydeki. Özel idare müdürümüz 4 tane oturak getirecek. Postaneden sağ olsun 10 tane yuvarlak masa alacağız buraya yuvarlak masalar. Çay bahçesi gibi bir şey. Bir de ileride çocuk parkı gibi bir şey de düşünüyorum buraya. İnşallah bittiğinde biz de gelir burada çay içmek nasip olur. Evet özel idare müdürümüz Şenol Pazar gerçekten bu gibi şeylere çok eğilimli. Evet. Biz buraları şimdi camını değiştirdik. Kapısı değişecek. Arka tarafta yine bir camımız var. Tembettik sağ olsun arkadaşlar yardımcı oluyorlar.
esnaf arkadaşlardan alıyoruz yardımları. Köylü de sağ olsun gelip buraya çalışıyorlar. Biz de belli bir şeylerimizi yapabiliyoruz burada. Evet, yapılan şey meydana çıktıkça insana daha çok zevk verir. Evet. Ve zevkle bu işin üstesinden gelinir. Ozan baba, bir de özelliği bu köyün. Her ay gece vatandaşlar bu konakta toplanıyorlar. Bütün dertlerini, ben var, Halil Mermer var. Ay sonu mu? Her ay sonu. O her pazar günü. Bizim Halil Mermer var burada. Mustafa, Oruç Taşımacılığın sahibi Mustafa var. Mustafa Mermer var. Mustafa Mermer. Ve bunun gibi bazı arkadaşlar buraya geliyor. Biz de geliyoruz tabii. Oturuyoruz. Daire müdürlerin şöyle. Köylüye bilgi verecek. Kişileri de getiriyorlar. Ders halinde bilgi veriliyor köylüye. Gübre hakkında bilgi veriliyor. İşte fidan yetiştirme hakkında bilgi veriliyor. Ders veriliyor. Tabii köyde yapılacak işler hakkında bilgi sahibi köylü olmuş oluyorlar. Çok güzel bir olay. Her ayın ilk haftası. Evet. Bu akşam var. Bu akşam var diyorsunuz. Size. Bakalım akşama inşallah onu da görürüz. Evet. Nereden geliyor bu su? Bu köyün kendi menba suyu. Menba suyu. Cami ile okulun suyu bir ortak şekilde kullanılıyor. Köyümüzde su problemi yok. Su problemimiz olan yerleri de aşıyoruz. Aşıyorsunuz. Şu anda göreceğiz yani ileride depo yapan arkadaşlarımız var. Su depolarını tamir eden arkadaşlarımız var. Çalışmalarını yapacağız. Su akar şıldır şıldır. Bu sene de yok diyorlar fındık. Parayı da alamadık buldur. Ne yapacağız bakalım çıldır. Görülmeye değer cennet gibi bir yer yani. Cennetten bir köşe diyelim. Evet, cennetten bir köşe. Yaşlılara devamlı haftada bir yahut ayda iki defa, üç defa gidiyorum. Bunlarla oturup konuşuyoruz. Kendilerine söz verdim. Bunları bazı yerlere gezdireceğim, götüreceğim. Sağ olsun Ozan'ımız bugün buraya gelmiş. Evet. Bazı köylere veyahut da mesire yerlerine yaşlıları alıp piknik yapmaya götüreceğiz. Evet değerli zenler, değerli zenlerim. Ozan Rahmi Sağlam'ı da benimle tanıştıran yine emekli albayımız Sebahattin Okur oldu. Ve kendisinden biz memnunuz. O da bizden memnun ki bizim daha artık yanımızdan ayrılmıyor. Rahmi Bey falan yere gidiyoruz dediğimizde seve seve Ozan'ım diyor. Sazını alıp ve bizle birlikte geliyor. Emre şimdi abi. Sazı da arabada. Evet, yukarıda çay içerken. Yukarıda çay içerken çalarız diyor. Çaylar demlendi. Ben Ozan Bey'le bizi tanıştırdığın için sana yine ben teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Böyle değerli bir dostumuzu hiç değilse canı sıkılmasın. Bazı yerlere böğemize gezdirelim, görelim diyoruz. Sağ olasın. Oldu sağ ol. Kendisine tabiat aşkı var zaten. Evet. Ozanlar zaten öyledir. Ozanlar hisli insanlardır. Evet, hassas ruhludurlar. Evet. Alırgan insanlardır der. Hep daima güzelliği sever. Güzellerle haşirleşir olur. Evet. Şimdi Ozan'ımız bize burada garip demeyeyim de. Biz onu garip olarak bırakmıyoruz. Garip bırakmıyoruz. Devamlı evet. Yanlarına gidip geliyoruz da. Ta Muğla'dan. Gelmiş buraya yerleşmiş bir kişi. Yani yerleşmiş değil, huzur evine yerleşmiş durumda. Onu siz daha belki programda... Ben geçen programımda dedim. Dedim ki evi yapacaksan yap Tuğla'dan, kız alacaksan git al Muğla'dan. Evet. Okulumuzun başkası da bu. Evet. Daha burada tabii ki yapılacak işlerimiz var. Şimdi Sayın Valimiz ilçeleri, beldeleri... Seviyor. Ve zaman zaman da tabii ki köyleri de görmek isteyecek, söyledi. Geleceğine de inanıyorum. Merkeze bağlı köy bizim. Evet. 7 kilometre köyümüz. İnşallah Sayın Valimiz de buraya teşviklerini bekleyeceğiz yani. Evet, merkeze bağlı 7 kilometre mi? 7 kilometre bu. 7 kilometre uzaktaki merkeze bağlı Yıldızlı köyümüzün şimdi çevresinde şöyle neler var? Şöyle bunları bir tarif eder misin? Çevremiz karşıya yeni yapılan bir mahallemiz var. 40-50 hanelik bizim sınırlarımızda. Biz oranın bir fosetlik çukur düzeni vardı. Sağ olsun gittik İl Özel İdare Müdürlüğü'ne dilekçelerimizi vererek çok aşamalarını geçtik. Şimdi sadece Sağlık Müdürlüğü'nün bize bir de orman işletmenin bir kağıdı göndermesiyle inşallah inşaatına da başlayacağız oranın. Yetkililer sağ olsun bize yardımcı oluyorlar. İnşallah daha fazlalarını da vereceklerini ümit ediyoruz yani. Ya şimdi her ay burada bir toplantı olduğuna göre daire müdürleri ve ileri gelen bürokratlar, köyün muhtarı ve etrafındaki köyün ihtiyar heyeti böyle bir toplantı yaptığına göre her ay demek ki her şeyin üstesinden gelmek olacak sizler için inşallah. Kolay oluyor tabii evet. Ki. Birlik ve beraberlik az önce dedi ya Sebahattin Okur.
İmece usulü. Para pul yok. Burayı diyorlar köylü halkı kendi öz kaynaklarından ve bedenle çalışmayla yapıyorlar. Evet evet çalışmayla. Benim muhtar yardımcısı gibi çalıştırıyor zaten. Öyle değil mi? Tabii ben nereye giderse götürüyor. Sen de biraz çalışıp incelmen lazım vallahi. Yok incelmen. Hem hareket ol. 70 küsür kiloyum fazla değilim. Maşallah maşallah. Biraz daha sakla bakalım. Sağ olsun Sarayipen'den gittik. Bir pencere yaptı bize buraya. Evet. Bizim Aza var Tevrat Maden. O da sağ olsun buraya bir kapımızı yapacak. Remzi Bol'dan da kapının parasını aldık. Kuyumcu Almanca Remzi. Remzi'den. Evet. Hatta öbür tarafında şimdi yapılacak camı var. Orayı da Gökkuş'a cam var. İbrahim Özgül o da Allah nasip ederse o da oranın camını, çerçevesini yaptıracak. Evet, Remzi Bol da diyor. Pencereleri yaptırdı değil mi Remzi Bol? Bir pencere mi? Kapıyı yaptırdı. Kapıyı yaptırıyor. Remzi Bol, yaşın geldi, görünüyor yol. Tamam mı? Burada ne yaparsan köyün yararına. Remzi de bu köyle. Bu köyden, Yıldızlı Köyü'nden. Sana bir şey söyleyeyim mi? Almanya arkadaşım. Efendim. Köyümüzün... Çok yakışıklısın. Bunu nereden... Vallahi benim bu yakışıklığım sizlerin güzel görmesi. Şimdi nasıl tarif edeyim size? Gömlek gülüm giyimden. Pantolon simge giyimden. Ayakkabı dersen Armida'dan. Oh biz bunları yazalım. Zaten arabamız Ford Altaş. Sponsorumuz. Allah razı olsun. Demek ki bizler bir şeyler veriyoruz. Bir şeyler yapıyoruz ki vatandaşlarımız da yani. Bize de esirgemiyorlar. Evet. Gittiğimiz yerden de hoşumuza giden beğendiğimiz şeyi rahatlıkla veriyorlar. Sağ olsunlar diyoruz. Sponsorlarımıza Allah çok versin. Evet. Gökkuş'a cam İbrahim Özgül değiştirecek. Evet buradan öbür da işte. Sarayipen değiştirdi. Şurayı yine bir arkadaşımız sağ olsun yardımcı oldu. Orsan Nur'daki. Yani Allah razı olsun. Gittiğimiz kapıdan boşta dönmedik hiçbir zaman. İnşallah bu köy için de bizim köyümüz dışarıdan da destekler. Herkesten gitti mi bir şeyler oluyor yani. Evet, Allah razı olsun. Bu sizin güzelliğiniz. Demek ki köyün halkı köyüne sahip çıkıyor. Biz de buradan köy halkı olaraktan yardımda bulunan esnaflarımıza, muhtarımız aracılığıyla muhtarımız zaten teşekkür ediyor ama biz de bir kez olarak kendilerine teşekkür ediyoruz. Sağ olsunlar diyoruz. Bir elin nesi var? İki elin sesi var. Evet. Meşhur laftır bu. El ele vermeyince hiçbir iş düzelmez. Yine camimizde de onarma yaptık. İşlerimizin üstesinden geliriz. Camimizde de sağ olsun hocamız da evet. Güzel bir imam. Kadrolu imamımız var. İmamımız var. Güzel bir çamsandan medef aldık. Orayı güzel yine bir döşedik. İnşallah şimdi göreceğiz. Orayı da bir bakarız. Evet, sizlerle Çam sana da beraber. Teşekkür ediyoruz. İşte burayı da çeşme haline getirdik. Buraya çeşme koyduk. Evet, orada taşımacılıkta yakıtımızı verdi. Bugün bizim köyüne gideceğiz dedik. Kendisine buradan teşekkür ediyoruz. Muhtarım, evet, muhtarım yalnız şu köy konağı yazısının altına bir Atatürk büstü onu yerleştirirse daha güzel olur. İnşallah yapacağız onu da. Var değil mi şeyini? Direkt bayrağımız da var. Bayrağımızı da asacağız inşallah buraya. Daha çalışmalarımız devam ediyor. İnşallah o zamana hazır olur. Evet. Buraları zaten onardık. Boyattık güzel güne. Köye kazandırmaya çalışıyoruz. Çok güzel, çok güzel. Köy bizim köyümüz. Evet. Yani bütün köylerde böyle olsa keşke. Yerleşik alan durumu ne oldu? Yerleşik alan aldık köyümüzü. İnşallah bu ayın 15'inde de onu sonuçlandıracağız. Köylüyü topladık burada. Meral Bey'i de vardık. Köylüye bu hususta bilgi veren şey tarım ilden miydi? Kadastro'dan memur aldık. Memur aldık, getirdik. Onlara bilgi verdi. Onları ikna etti. Hepsi de evet dediler. Çünkü köyün evetini almadan bu iş yapılmıyormuş. Bunu halletmişler işte. Bak onu sordum ben de şimdi. Bilgi dahilinde oldu köylünüz. Kimse demesin yani yanlış bir iş oldu da olmasın. Evet. Herkes bilinçli olarak yapılsın işte. Bu da karar veriliyor yani. Evet, burası köy meclisinin toplanıp ayda bir sorunları ve dertleri tartıştığı işte köy konağımızın bir odası. Buyurun. Salonu buyurun. Bizim köyün derdi çoktur. İnsanı mert gözü toktur. El ele vermeyince diyor. Yapılmayacak işler yoktur. Evet. Öbür taraflara da gelin. Bir bakalım öbür taraflara da bakalım. Kitaplarımız var burada. Dershane şeklinde geleceğiz. Kütüphane gibi yerleştireceğiz. İnşallah çocuklarımız da gelir buraya.
bunları okur, biraz daha bilinçli olur evet. Bazı şeyde. Zaten vatandaşlarımızın birçoğunun elinde fazla kitaplar var. Böyle bir kütüphaneye de o kitaplardan bağış olarak da alıyoruz, sağ olsun. Verecekler de var. Okulumuzun tapusunu aldık bu yıl. Evet. 1880 metrekare okulun olduğu mekan. Yani inşallah 3,5 dönüm olsa da hep 8 yıllık bir gibi bir okul evet. Düşünsek köye 3,5 olur mu? 3,5 dönüm yer istiyorlar herhalde Milli Eğitim'den. Şuraya da geçmiş muhtarlarımızın isimlerini, resimleriyle isimlerini, köyün şimdi mezarlığın tapusunu da çalışmasını yapıyoruz. Onu da inşallah bu önümüzde hafta tapuyu da alacağız mezarlığın. Onu da buraya fotokopisini çekerekten koymayı düşünüyoruz. Vatandaş geldiği zaman görsün neyin ne olduğunu. Tabii onlara da riayet etmiş olursunuz. Tabii. Buraya bu tarafı yaptık. Evet. İleride ayda bir şurayı şey düşünüyorum. Sağlık Müdürlüğü'nden mobil ekip alabilirsek hı hı. Ayda bir tarama usulü. Tarama usulü için değil mi? Evet. İşleyince halk da o ay gelir burada şöyle bir kontrolden geçmiş olur. Kontrolden geçer. Evet. Bir de köylüye şimdi şeyden dikiş nakış kurslarından hı hı. Şey yaptılar. Biz de köylüye sorduk böyle bir şey dedik girer misiniz dedik. Düşünürler. Düşünürlerse oraya da bir müracaatımız olacak evet. İleride. Bugün onayı da oraya müdürü var Zafer Gümüş. Ben devamlı görüşüyorum. Bunlara da söyledim. Bana bir liste getirin. Yazısı hemen dedim kurs. Yazıda geldi değil mi? Geldi. Tamam. Vatandaş gitmedi. Hı. Açtıracağız dedim. Yani açacaktı. Biraz sonra ne oldu bilmiyorum. Daha en azından insana bir gelirdir. Tabii yani. tabii. Köy yararına. Hiç olmazsa. Kendimize toplantı anında bir çay başlayacağız. Çay ocağı yapıyoruz. Çay ocağı. Toplantı olduğunda burada çayımızı yapıyoruz. İçeride 200... Bu odamız da var. Burayı işte girişten açarsak. Burayı da öyle bir şekilde düşünüyorum yani yapmayı. Evet. Hatta okulumuzun bak yarılmış hali de gözüküyor orada. Bunlar sonradan tabii şey yaptı. Bir daha mecbur üstünden geçeceğiz bunları. Tavan atıyor mu? Tavana akmıyor. Şu anda onardık ona. Üstünün komple değiştirdik. Şu arka tarafını eştik buranın. Hı hı. Okulun altından su çıkıyor değil mi? Burayı şimdi taşla dolduracağız. Üstünü toprakla örteceğiz. Taşın arasından su inşallah yerine ulaşacak. Evet. Çok güzel, çok güzel. Buranın okulun altından su çıkıyor diye biz burayı eştirdik Edel'le. İnşallah şu kalın taşları buraya dolduracağız. Bu toprağı da üstüne koyarak da su buradan aşağı akacak. Okulun altına da zarar vermeyecek inşallah burası. Taşlardan süzülerek diyorsun. Evet. Öyle gidecek. Öyle bir görüntü yaptık. Alt yapı yapacağız buraya. Tabii altını da sudan kurtarmış olursunuz. Evet. Böyle bir olayımız oldu. Evet. Sen çık yukarı bak dedi armut dağlarız balkonda sallanır vay vay şekerim iş dudakları ballanır vay vay atalım mı Arap kızı atalım mı vay vay sakın da şaraba katalım mı Bulutlar yoldaşın olsun, Allah'ım seni korusun. Yolun açık aydın olsun, turnalara tutun da gel. Gel, yağmur ol gel, gel, rüzgar ol gel. Bulutlar yoldaşın olsun, Allah'ım seni korusun yolun açık aydın olsun turnalara tutun da gel Selamun aleyküm, kolay gelsin. Hoş geldin, hoş geldin. Hoş bulduk. Hoyra suyunun temelli mi? Burası su kuyusu deposu mu yapılacak? Kaça kaç? 5'e 5.
Beşe beş. Yetecek mi buraya? 40 tonluk. Peki bu çalışma ne? İmece usulü mü? Bu su işi, hayır işi. Hem de en büyük hayır. Onun için öbür dünyalığı yapıyorsun. Kendi yerin bura. Evet. Allah razı olsun. Evet işte şu anda yer sahibi ne diyor bakın. Yarın öbür gün diyor Allah razı olsun derler diyor. Bu bize yeter diyor. Ben de diyorum ki mal sahibi, mülk sahibi. Nerede bu yerlerin iş sahibi? Mal yalan, mülk yalan. Al kazma küre, biraz da sen oyalan. Öyle değil mi? Evet. Şimdi bak bu imecinin içinde sesi güzel olan biri varmış. Kim o? Sen bilirsin ustabaşı. He? Taş atar mı? Evet asfaltı yarıyorlar. Buradan boru geçecek değil mi muhtarım? Buradan boru geçecek. Kapanacak biraz. Evet. Köyümüzün yolu aşağı yukarı tam sonuna kadar asfalt. Bu ana yol asfalt. Ara yollarımız var. Oralarında bakımları var. İnşallah Köy Hizmetleri Müdürlüğü bu önümüzdeki günlerde yapılacağını söz verdi bize. Biz de bekliyoruz yani. Evet. İnşallah da. Söz vermek yarı yapılmak demek. Yarı yapılmak evet. Demektir. Evet. Uçup gittin buralardan, canımın canı neredesin? Uçup gittin buralardan, gözümün nuru neredesin? Gittiğin yol çok mu uzak, dönülmeyen yerde misin? Gittiğin yol çok mu uzak, dönülmeyen... Gözlerimizi de... Kılıç optik. Ulvi kardeşimiz verdi. Baba dedi. Güneşler dedi fazla kızdırdı ortalığı. Gözlerin bozulmasın. Sen bize lazımsın dedi. Kılıç optik'e de teşekkür ederiz. Evet. Senin gözün nerede başkan? Benim gözüm saklı. Saklı mı? Muhakkak o biraz farklı. Tamam. Yıldızlı'da Kram Mahallesi'ndeyiz. Ve Refik kardeşimizin evindeydik az önce gördüğünüz gibi. Ayranımızı içtik, ayrı düştük ve buradan gidiyoruz muhtarımızın mahallesine. Çok evet. Teşekkür ederiz, sağ olun. Allah'a ısmarladık. Hadi Ozan'ım. Bulutlar yoldaşın olsun, Allah'ım seni korusun. Yolun açık aydın olsun, turnalara tutun da gel. Hoş geldiniz. Ozan baba, sağ ol. Hoş bulduk. Hoş geldiniz. Ne haber? Senin adın ne? Bedirhan. Bedirhan senin? Emirhan. Emirhan, Bedirhan. Emirhan var buralarda ya. Hansular. Evet, nasılsınız? Evet. İyisiniz. Teşekkür ederim. İyiyim, nasılsınız? Evet, buyurun Ozan baba. Gel. Şöyle oturalım. Oo. Eski köy evlerini artık unutmak lazım. Evet, yaylalar, köyler tam Avrupa Birliği'ne girmiş. Kabul ediyoruz. Değil mi albayım? Buyurun. Albayım bunları kim yiyecek ya? Beraber yeriz. Vallahi İkimize yeter. Zaten zayıfladık bugün. Buyurun Ozan baba, buyurun. Buyurun, teşekkür ederiz.
şu yemekleri önce bir tarif et de ondan sonra yiyelim. Bu kaldırıkla pırasa turşumuz. Pırasa ve kaldırık. Evet, soğanla karışık. Kavruluyor, salça. Evet. Koyuluyor. Zeytinyağlı değil mi? Zeytinyağlı, evet. Evet. Bu da kurabiyemiz, fındıklı kurabiyemiz. Fındıklı kurabiye. Bu da kısırımız. Kısırımız, evet. Bu da sigara böreğimiz. Sigara böreği. Peynirli, patatesli. O da böreğimiz normal. Patatesli. Patates. Dolmamız. Dolmamız. Oh, oh, oh. Ayranımız var. Ayranımız. Oh, oh, ayranımız. Köy yerinde ayranımız. Yaşıyoruz. Ayranımız olması daha çok gerekir yani. Gerekir. Evet, evet. Ellerinize sağlık. Çok şahane bir görüntü var. Olsun. Bakalım yiyelim. Lezzeti nasıl? Muhakkak göründüğü gibi. Çok teşekkür ederiz. Sağ olun. Evet hocam. Şimdi yemeğe önce, yemeden önce, başlamadan önce şöyle ellerimizi bir açalım. Bizlere, amin diyelim. Bizlere amin. Bu yemeğe bahşeden. Evet. Ve hazırlayıp da buraya getirenlere bir dua. Amin. Amin. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Esselatu vesselamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Allahümme Rabbena ya Rabbena tegabbel minna inneke entes semiul alim. Ve tüb aleyna ya Mevlana inneke entes tevgabur rahim. Allahümme salli salaten kamileten ve sellim selamen ta'emmen ala seyyidina Muhammedin illezi. Tenhalli bil ugadi ve tenfarcu bil kürav ve tütte bil havaycu ve tünali bil ragaibi ve hüsnül havatimi ve yüstesel gamamı bi yeşil kerim ve ala alihi ve sahbihi fi külli lemhatin ve nefesin bâdede küllü malumunlik. Ya ilahel alemin, bizlere lütfedip vermiş olduğun nimetlere layıkıyla şükredemiyoruz. Bizlere sayısız vermiş olduğun nimetlere şükreden kulların zümresine bizleri ilhak eyle ya Rabbi. Amin. Hazreti Adem'den bugüne kadar bu dünyadan ahirete intikal etmiş olanların, bilhassa Cenab-ı Allah'ın bu dünyadan ahirete gitmiş olanların ve hayatı da kendilerine dini İslam'ı yaşamış olanların, nimetlerimize şükreden olanların zümresine bizleri ilhak eyle. Kâf ve ehli imanı ervahı için, memleketimizin ve Müslüman diyarının sağlık ve selameti için, bu hane sahiplerinin bu dünyadan ahirete intikal etmiş olanların aziz ruhları için, bilhassa Allah rızası için rıza ile tel Fatiha. Gittiğin yol çok mu uzak, dönülmeyen yerde misin? Şu anda muhtarımızın yeğeni oluyor, kardeşinin çocuğu Murat Han. Murat Han bize şimdi sazıyla, sözüyle bir şeyler çalacak. Ve küçük Ozan, Murat Han'ı dinleyelim bakalım. Murat, ne çalacaksın bize? Maçka yollarını çal. Maçka yollarını çal. Süt içtim, dilim yandı ya. Gel bize, katıl bize. Tamam. Tren gelir. Siz şimdi beraber eşlik edeceksiniz. Hadi. Evet. Neydi lan? Gel bize, katıl bize. Ha, tamam. Hadi. Ben size söyleyeyim. Tamam, ben bilmiyorum.
teşekkür ediyoruz. Sağ olun diyoruz. Evet, küçük ozanları dinlediniz. Şimdi gidiyoruz. Salih Bey konağına geçiyoruz. Hadi bakalım. Evet, yanımızda albay olunca tabii çocuklar da askeri disipline uyması lazım. Sağ tarafta tıfıllar, üst tarafta posullar, değil mi? Uçup gittin buralardan, canımın canı neredesin? Uçup gittin buralardan, gözümün nuru neredesin? Gittiğin yol çok mu uzak, dönülmeye... Muhtarımızın evinden ayrıldık, hemen biraderinin evine geldik. Salih Özgül, aynı zamanda muhtarımın bacanağı. Yabancısı değil yani buraların. Ve bu köyde birlik, beraberlik var. Dayanışma var, dostluk var, sıcaklık var, komşuluk var. Burada stres yok, üzüntü yok, sıkıntı yok. Bizim gördüğümüz kadarıyla. Evet, acaba hanımlar ne diyor bakalım? Var mı öyle bir şey? Hayır, çok memnunuz hayatımızda. Çok güzel geçiyor. Evet. İşte bazen sorunlar oluyor tabii ki, o kadar sorunlar olacak. Her ailede olur muhakkak. Tabii ki. Evet, çocuk. Eşlerimiz de iyiyiz yani, şükür olsun. Eşlerimiz de iyi, muhtarımız da çok çalışkan, ağzımız da çok çalışkan, ellerinden evet. geldiği kadar çok harika çalışıyorlar. Köye hizmet vermeyi çok istiyorlar, er birliğiyle. Komutanımız da şey, albayımız da öyle. Hep herkes yani çalışmak istiyor, bir şeyler yapmak istiyorlar. Çok geri kaldı bu köy yani. Yani şehire çok yakınız, yakın olmamıza rağmen geri çok kaldı köyümüz. Evet. Şu anda muhtar azalar çok harika çalışıyorlar, el birliğiyle her şeyi yapmak istiyorlar köye. Köy konağı yapmak istiyorlar, toplantılarımızın olmak istiyorlar. Yani herkesin sorununu orada çözmek istiyorlar. Evet, 7'den 70'e evet. demek istiyor ki Ali'siyim, Veli'siyim, ben köyümün delisiyim diyorlar. Evet, evet. Herkese Allah köyüne böyle yardım etmek, sevmek, birlik ve beraberlik içinde mutlu bir hayat kurmak nasip etsin diğer köylere. Biz hepimizi seviyoruz. Komşularımızı, dışarıdan gelen kişiler elimizden geldiği kadar herkesi hoş karşılamaya. İyi de sizin isminiz neydi? Benim ismim Necla Özgür. Necla Hanım, bizim Ozan Baba programlarını izliyor musunuz? Evet, çok seviyoruz, çok izliyoruz. Yani her... çok başından gelir kere oraya. Öyle değil mi? Çok güzel yani. O diyeyim, o sözleri, o şeyleri nasıl böyle birbirine bağlayıp da yani yapmayı evet. çalışıyor. Herkese el birliğiyle yani hizmet etmeyi seviyorsunuz, fakirlere, her şeye yani. Biz de ondan seni çok takdir ediyoruz. Teşekkür ediyorum. Bizim köyümüze de geldiğiniz için size çok teşekkür ederiz. Biz de teşekkür ederiz. Kimi sözler vardır, insanı kamçılar, kimisi de yıldızlı. İşte köyümüzün adı Yıldızlı dedik değerli izleyenlerim. Burada hayat bambaşka, hava sıcak, yaz tamamen kendini gösterdi. İşte oturduğumuz kamelya altında dahi terliyoruz şimdi. Çaylarımızı içeceğiz ve yine köyde çekimimize devam edeceğiz. Albayım, evet. söylemek istediğim bir şey varsa sen de konuş. Yok, konuş be kardeşim, konuş, konuş. Konuş. Ben bazen sizinle ikinizi bir araya getirdiğim zaman diyorum iki ozan başlıyorsunuz, biriniz şiir söylüyorsunuz, biriniz saz çalıyorsunuz. Ben araya girip de olmayayım diyorum. Arap ozan. Arap ozan, evet. Askerde çok çaldım borazan. Ya borazan. Evet, şimdi ozanımız rahmi sağlama, eline alacak birazdan bağlama. Bakalım bize neler okuyacak. Biz de çayımızı içerken rahmi kardeşimizi borazan dinleyelim. Bahar gülü
bahar gelmiş gürlü, çiçek açılmış. Açılmış goncalar, güller saçılmış. Baharda gül gül baharda ne güzel, güzel, güzel. Güller sinesini açmış yerlere, güneş vurmuş rayha, vermiş günlere. Evet, şu anda Muhabbet Çarık Bağı'nda çaylarımızı içtik. Ve şimdi muhtarımın baldızına ben mikrofonu veriyorum. Yaptığı özellikleri kendisi anlatsın. Hayatım, 4 tane oğlum var. İşle meşgul oluyorum, onlarla ilgileniyorum. Bir tane ineğim var, onunla ilgileniyorum. Düğünlerde eğleniyorum, cenaze yıkıyorum. Her hizmeti yapıyorum yani, misafirlerle, her şeyle ilgileniyorum. Canım sağ olduğu müddetçe. Köyün her türlü, ikinci muhtarı benim bu köyün. Birinci muhtar kaynım, hemen işlem hem kaynım. İkinci mahalle olarak, muhtar olarak benim. Yani her şeye, her şeyi yapmak istiyoruz yani, canımızdan geliyor. Teşekkür ederim Ozan Baba. Evet, biz teşekkür ederiz. Bu da bir şey söyleyebilir mi Ozan Baba? Yanımdaki oturan da Salim Maden, azamızın hanımı. O da benimle beraber azalık yapıyor. Evet, o da azal. O diyor ki ben çekiniyorum diye. Sen benim yerime konuş diye, ama benim söylediğim şeylerin hepsinin yolundan gidiyor ağzımız. Çok da akıllı. Evet, yardımcın mı? Evet, çok. Harika bir yardımcı. Evet. Evet muhtarım, şu anda senin iktidarın biraz sarsıntıda gibi geliyor. Ama rahat ol, hiç olmazsa geriden gelenler devam ettirecek. Evet. Az önce dinlediniz hanımefendiyi, bak 4 dörtlük ve 10 parmağında 10 hüneri olar derler ya. İşte onlardan bir tanesi. Boş bulduğunda da işte ortalıkta oyun da oynayabiliyor yani. Evet. Hem elinde vardır hem dilinde bulur. Şimdi senin yaşını sormayacağım. Bayanın yaşı sorulmaz. Evet. Sen şimdi kaçarak mı evlendin? Görücü usulü mü evlendin? Ne yapacaksın orayı sen? Hayır, nasıl evlendin? Bunu bir anlat bakayım. Boş ver. Nasıl evlendin? Öyle evlendim de gel. Söyle güzel günü. Bey amca rahmetli mi, hayatta mı? Yok canım, çoktan gitti. Gitti mi o? 40-50 sene oldu gitti. 50 sene oldu. Demek sen o zaman 30 yaş, 35 yaşında mı dul kaldın? Yok. 35 yaşında gitti. Kaç çocuk var sende? Ne var? Kaç çocuğun var? 5, Allah verirse. 5 tane Allah verirse, vermiş zaten Allah sağ 5 tane de. Nasıl, memnun musun çocukların durumunda? Evet, hasta herkes geçiniyor. Geçiniyor. Sen evet. Sıhhatin yerinde. Ağrısızı var mı? Yok. Olurum da, şükür bugünümüze. Evet. Sen görücü usulü mü evlendin? Yok, he. Kaçtın mı yoksa? Evet, kaçırdılar mı? Kaçtı, he. Kendin mi kaçtın? Adam geldi aldı. Geldi bana. Seni kaçırdı. Evet. Peki niye kaçırdı seni? Sen de belki bir yeşil adam... ışık yaktın mıydı böyle hiç? O adamın da kimsesi yoktu, işte öyle böyle. Yani kaçtınız. Evet. Ama işte seni kaçırdıktan sonra bak fazla yaşamamış. Mezarı nerede? Karşıda. Gidiyor musun mezarına? Gidiyorum tabii. Ne zamandan ne zamana gidiyorsun? Bayramdan bayrama. Bir başbakan vardır, onun annesi vardır. Bir bakan vardır, onun annesi vardır. Köyde de başbakanı muhtardır buranın. Evet. Muhtarın annesine hiç böyle sağdan soldan teklif geliyor mu işte? Ya söyle şu muhtara da bizim şu yolumuzu yapsın. Yok, şükür olsun Allah'ıma. Bir şey söylemiyorlar, şükür olsun. Memnun herkes. Sen de memnunsun. Tabii, ondan. Tabii. Ben de gurur duyuyorum. Sizden de, muhtarımdan da. Allah razı olsun. Hayırlısını sen istedim. Zaten bir şey bildiğin yok senin. Sen hep kaçıyorsun sen. Sen gol bastı, güzel oynuyor. Bir gol bastı oyunu da dinleyelim şöyle, görelim şöyle, izleyelim hadi. Hadi bakayım. Hadi abi bir gol bastı çalışın ha. Ayağın
yandım aman. Deli oldu değil mi de sevdim de kaçırdım. Oy barbara barbara ateş düştü şallara. Kozum gelir kuruldu yazlara yazlara. Karacık karacık sokaklar kızlar misken uzaklar. Bulbulumsun düşüştü. Evet değerli izleyenlerim, işte gördüğünüz gibi yedik içtik, eğlendik ve sıcak bir sohbet havası içinde buradan ayrılıyoruz. Ve bizlere yardımcı olan hane sahiplerine ve yemeklerimizi yapan, çaylarımızı pişiren kardeşlerimize teşekkür ediyoruz. Sağ olun diyoruz. Allah sizlere daha nice uzun ömürler ve hayırlı mutluluklar versin diyoruz. Hoşça kal, sağ olun bacım. Hadi buradan gidiyoruz aşağıki mahalleye. Öyle mi? Yukarı mahalle. Yukarı mahalle. Burası aşağıki mahalle miydi? Burası aşağıki mahalle. Evet. Mahallelerimiz çok güzel. Kaç mahallemiz var? Mahalle bizde 10 tane var aşağı yukarı. 10 tane mahalle var. Allah'ım seni korusun. Yolun açık aydın olsun. Turnalara tutun da gel. Şimdi hangi yaban elde, belki dağda esen yelde. Şimdi hangi yaban elde, belki dağda esen yelde. Allah aşkına dön gel de, şu gönlüme bayram olsun. Allah aşkına dön gel de, şu gönlüme. Evet, şu anda Yıldızlı köyümüzün merkez camisi olmuş oluyor. Evet, merkez camisi. Merkez camisinin imamını tanıyalım önce. Herhalde ithal değildir tahmin ediyorum. Bu da yerli malı olsa gerek. Evet, Yıldızlı köyündenin. Evet. Evet, ismi Mustafa Özgül. Evet, kaç yıldır burada? 15 senedir buradayım. 15 senedir. 15 senedir. Evet. Nasıl cemaatimizin durumu? İyi, genel. İyi değil mi? Evet. Kaç yıllık cami bu? Bu 88'de ibadet açıldı. 16-18 senelik. Evet. Evet. Şimdi ben hemen muhtarıma dönüyorum. Teşekkür ederim Sayın İmamım. Bu köylerde bazen pilav günü yaparlar. Yani onların bir günleri vardır. Bütün işte köyün etrafı, eşrafı, sağdan soldan gelen misafirler o köyde o gün bir buluşma yaparlar. Yani önemli olan pilav değil, bir toplantı. Toplantı. Sizin böyle bir şey var mı muhtarım? Bizim her Ramazan bayramının birinci günü camimizde pilav günü, sabahtan yani çorbası yapıyoruz, evet. Bayramlaşmayı yapıyoruz, güzel toplu bir şekilde köyü topluyoruz buraya. Her Ramazan bayramının birinci günü. Evet, her sene yapıyoruz. 4 yıldan beri de geleneksel olarak yapıyoruz bunu. Evet, buradan Yıldızlı Köyü ve etraflarına duyurulur. Her yıl Ramazan'ın bayramının birinci günü burada toplantı var. Yani bak, pilav günümüz var diyor, bu da güzel bir gelenek. Evet. Nasıl buldun camimizin içini? Çok bir, yani çok cami gördüm ama ben yani gözle görünen şekilde, insanın gözünü alacak şekilde. Bilhassa burada yapılan bu ibadetlerin huşu içinde yapılmasını temin eden bu huzura Allah Celle Allah hepsinden razı olsun. Sebep olanlardan, yapanlardan da. Evet, biz de aynı temennide bulunuyoruz. Efendim sağ olun diyoruz. Allah teşekkür ederiz. Sağ olun, Allah razı olsun. Biz köyü gezmeye devam ediyoruz. Uçup gittin buralardan, canımın canı neredesin? Uçup gittin buralardan, gözümün
çok mu uzak, dönülmeyen yerde misin? Yoldaşın olsun, Allah'ım seni korusun. Evet, Çambaşı'na gidenler burayı güzel bilir, hatırlarlar. Hemen Katırcıoğlu'ndan sapınca Viracın ağzında Gözde Ekmek Fırını, Yıldızlı köyü sınırları içerisinde ve hemen fırın sahibine bir görüşelim. Selamun aleyküm. Aleyküm selam. Hoş nasılsınız? Geldiniz. Hoş şükür Yaradan Mevla'ya. İyiyiz. Nasıl ekmek durumumuz nasıl? Burası i̇yi, taş iyi. Fırını mı? Taş fırını. Taş fırın ekmeği. Akçabat, Vakfı Kebir ekmeği falan yapıyorsunuz. Yapıyoruz ama şu an kalmadı, bugün pazar olduğu için işçiler mesai. Kaç kişi çalışıyor? 11 kişi çalışıyor şu an. 11 burada. Kişi çalışıyor. Satışlarımız iyi. İyi, Allah belki çok şükür. Memnunsun. Memnunuz. Allah daha iyi etsin. Ekmeğin var mı şöyle şimdi taze çıkmış, bugün yok değil mi? Bugün pazar ama var, ekmeğimiz var. Var yani. Var. Geçenler buradan devamlı alırlar. Alır, evet. Ekmekler hakkında bize başka bilgi verecek misin? Ekmeğimiz de ne bileyim ya şimdi ekmeğe ne gibi ya. Ekmeği sürdürmem diye adam. Ekmek var. Ekmek var. Ekmek var. Ne yapıyorsun? Şimdi Trabzon ekmeği çıkar diyoruz. Evet. Çavdar ekmeği, çiçek ekmeği, kepek ekmeği, mısır ekmeğimiz iyidir, evet. Güzel. Franzalı, çeşit ekmeğimiz, tüm çeşitlerde bulunur yani. Nereye kadar en fazla? Kabadüz'e kadar çıkıyorum. Kabadüz, Altınyurt, Yıldızlı'nın tüm mahallelerine dağıtım yapıyoruz. Evet, buyur. 11 kişi çalışıyor dediniz. 11 kişi işçiniz nereli? Bu köyden var mı? Bu köyden. Var, var, var. Var. Kendi köyünüzün insanlar mı çalışanlar? Evet, evet, birçoğu. Köyden hani işsizlik durumu falan, hiç olmazsa iş sahibi yapmış. O bakımdan memnuniyet vereceğim. Evet. Gözde Ekmek Fırını aynı zamanda köyün kendi insanına 11 kişiye ekmek ve iş veriyor. Ama tabii katkısı var değil mi? Yardımcı oluyor yani demek ki. Bizim Fosetlik Çukur ile ilgili olan mahallemiz burası. Bu mahalle değil mi? Evet. İstersen şuradan ayrı bir görüntü alabiliriz. O çukuru ne yapacağız? Ne zaman hayata geçireceksiniz? Orman işletmeden. Yazımız geldiği an başlatacağız inşallah. Kaç hane var burada? Burası şu anda 40-45'e kadar vurdu. 50'ye yaklaşıyor. Yani güzel bir mahalle olmuş mahalle burası. Mahalle bayağı bir mahallemiz. Bayağı da bir şimdi yazla gelmesiyle beraber bazı sıkıntılar yaşanacak burada. Evet. Onun için biz de bir an önce burayı haline yoluna götürmeye evet. çalışıyoruz. Altı yani kanalizasyon olayını halledelim diyorsunuz. Evet. Şu anda da onun dediğim gibi aşaması iki şeyde herhalde, o da bu hafta için, önümüzde hafta içinde gelir herhalde yazımız. Ondan sonra yetkililerle başlarız inşallah. Bu mahallede başka sıkıntı var. Mahalle sakinleriyle beraber yapılacak bu zaten. İmece usulü yine katkılar mahalle tabii halkından. Tabii bizim köy halkından olacak. Evet. Malzemesini sadece şeyden karşılayacağız. İl Özel İdare Müdürlüğü'nden. Evet, çok güzel. Evet, inşaat hala devam ediyor burada. İnşaatları yeni yapıldı. Başladı yine inşaatlar. Köyümüzün mezarlıkları bazen dağınık oluyor. 3-5 yerde oluyor. Bizim Yıldızlı Köyü'ndeki mezarlıklardan bir tanesi herhalde bu oluyor. Bir tane şahsi mezarlık bu. Kişiye ait mi? Aile mezarlığı. Aile mezarlığı. Yani Ezirgenlioğlu aile mezarlığı. Yani bir kabileden olanlar mı gömülüyor buraya? Başka, başka yok. O tapılı almış kendi arazisi. Köyün mezarlığı da şu karşı tarafta gördüğümüz yukarıdan aşağıya. İnşallah orayı da tapusunu dedim mi? Şeyden alacağız, tapudan. Tapudan aldığım zaman buraya inşallah bir perde duvarı da Bayındırlık kanalıyla veya karayollarına dilekçe yazarak buraya bir perde duvar yaptığımı da düşünüyorum mezarlığın tapusunu aldıktan sonra. Şu virajın yukarısını diyorsun değil evet, mi? Evet, virajın yukarısı. Evet. Fosetli çukurumuz hemen şu inşaatın yanına mı gelecek? İnşaatın alt tarafına yaptıracağız Fosetli çukurumuz. Peki o... Yok, beri açık alan var ya bak şurada ağacın altında. Orası. O doldu mu çekilecek mi oradan? Doldu mu çekilecek. Belediyeyle de yazışmamızı yaptık. Çekip götürecek. 5 kişiyi de burada o iş için görevlendirdik. Sorumlu olan 5 kişi buranın hem boşaltmasıyla hem yapılmasıyla ilgilenecek. Evet. Zaten biz malzemeyi alıyoruz. İşçiliğini herhalde büyük bir ihtimal
bizim buranın halkı yaptıracak. Çok güzel. Evet, evet. Şimdi nereye gidiyoruz muhtarım? Şimdi mezarlığımızı bir bakalım olmasa. Şimdiki mezarlığı mı? Köyün mezarlıklarını bir görüntü verelim. Bakalım orayı görelim, oradan yukarı doğru gidelim. Yolun açık aydın olsun, turnalara tutun da gel. Evet, şu anda yine mezarlığımızın yanındayız. Gerçekten yapılmış güzel bir mezarlık. Burası da köyümüze ait bir mezarlık. Köyümüzün kendi mezarlığı burası. Köy olarak mezarlığımız burası. Ama dar burası, ufak. Burası bir ufak parça. Yol geçince bir alt taraftan kalmış. Üst tarafı da bize ait mezarlık. Köyün mezarlığı. İsterseniz alt tarafı bir bakalım. Üst evet. Tarafı ondan sonra geçelim. Alt taraf işte görünüyor şu anda. Evet. Aşağı inmek biraz yok, olur. Evet. Burada albayımın nesi yatıyor? Dayım var, dayımın karıları var, büyük annem var. Dayımın karıları deyince kaç karısı var dayı? İki tane karısı vardı. İkisi de yan yana bak. Öyle mi? Emine Karakoç, Zehra Özkan. Birisi nikahlı, biri nikahsız. Mustafa Özkan. Mustafa Özkan dayım. Zeynep Özkan. Mehmet Çavuş da benim dedem oluyor. Merzifon tarafında öldürülmüş. Gelmedi buraya, evet. Askerden dönerken. Bir nevi bu da bir aile kabristanlığı evet. Olmuş burası artık. Bu ocaklarda yine bizim... Yaşı gömülmüş. Evet. Yoldan aşağıda kaldığı için bir parça... Demek yol işi mezarın ortasından geçmiş zaman. Buraların otu gelmiş, otlar tırpanlanacak, temizlenecek olmuş. Köyümüzün umumi mezarlığı burası. Yani herkese açık olan değil mi? Evet, köyde şu anda devamlı... Yatabilen burada var. Her ailenin, her sülalenin bir ferdi var burada. Evet, Hasanoğlu Halil Mermer. 05.11.1968 ve bir yıl önce de aramızdan ayrıldı. Allah rahmet eylesin. 26.05.2002'de. Yo, 4 sene olmuş. Oğlu. He? Evet, 4 sene olmuş Halil abi öyle. 11-15, evet. 68 doğumlu. 4 sene önce aramızdan ayrıldı. Kendisine Allah'tan rahmet diliyoruz. Kendisini seviyorduk, sayıyorduk. Evet, ordu taşımacılıkta bayağı hizmeti vardı orduya. Ordunun kurucularından, yani daha doğrusu ordu taşımacılığın kurucularından. Evet, burası da onların kabristanlığı. Mustafa Bey'in babası. Evet. Halil oğlu Koray Mermer. Peki bizim TEDAŞ müdürümüz Halil Mermer de bunların amcası oluyor değil mi? Amcası, İsim de aynen. Halil Mermer çok bunlarda. Evet. Üç tane. Evet. Mermer diyor çok bunlarda. Mezarlar da yaptırmışlar zaten mermerden. Evet. Evet, evet, evet. Bunlar ne oluyor abi? Bunlar kim? Bunlar da mezarlık. İyi de bunlar kim işte? Bunlar sahibi yok değil mi bunların? Var ama kaybolmuş demek ki. Gelen giden olmayınca. Bakımsız. Evet, muhtarım diyor ki buranın tapusunu aldıktan sonra burayı güzel dizayn yapacağız. Gerçekten güzel bir mezarlık görünümünde inşallah bir daha görürsünüz burayı diyor. Böyle otlarla beraber buluşmanız mümkün olmayacak. Köy konağı bitsin diyor. Sıra mezarlığa gelecek. Köyde hizmet çok diyor. Yeter ki çalışacak. Vatandaş olsun, aşk olsun.